Şimdi size bir dalganın denklemini göstereceğim ve bu denklemi nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Ama önce dalga denklemi ne demek? Bir dalga denkleminin olması ne anlama geliyor? Ondan bahsetmek istiyorum. Dalga denklemi şu demek. Bunun gibi bir su dalgası hayal edin. Dalganın düşey yüksekliği konumunun bir fonksiyonu olarak grafiğe dökülmüş. Mesela rıhtımda yürüyorsunuz ve kıyıya doğru yaklaşan su dalgasına bakıyorsunuz diyelim. Bu şekilde ilerleyen dalganın kıyıya yaklaştığını görüyorsunuz. Tabii denizdeki gerçek su dalgaları böyle görünmez. Ama bu matematiksel olarak açıklanabilen en basit dalga olduğu için işe bu basit dalga ile başlayacağız. Dalga bu. Rıhtımda yürüyorsunuz, bu noktada ayakta duruyorsunuz ve tam önünüzdeki noktada su yüksekliğinin artı 3 metre olduğunu görüyorsunuz. 1 metre sağınızda su yüksekliği eksi 3. Ne demek bu? Şu demek. Eğer hava sakin ve su dalgasız olsaydı suyun bu hizada dümdüz çarşaf gibi olduğunu görecektiniz. Ama dalgalar işin içine girince su seviyesi bu seviyeden yüksekte de olabiliyor, alçakta da olabiliyor. Bu su seviyesine sıfır diyoruz. Eğer dalga olmasaydı su bu seviyede olacaktı. Gözlemlediğiniz dalgayı grafiğe dökünce böyle bir grafik elde ediyorsunuz. Bu aslında dalganın bir fotoğrafı. Çünkü bu düşey yükseklik ve bu yatay konum anlık bir resimden ibaret. Başka bir deyişle dalgayı suyla doldurduğumda ha demek ki dalga tam o anda böyle görünüyormuş diyebiliyorum. Dalga hareketini göstermek istersem bakın bu şekilde kıyıya doğru ilerliyor. Hareketli hali bu. Grafik işte bunu anlatıyor. Bu bir yükseklik konum grafiği ve dalganın zamanın belli bir anında hangi yatay konuma karşılık hangi düşey yükseklikte olduğunu gösteriyor. O halde bu dalga denklemi nasıl olmalı? Dalganın düşey yüksekliğini en azından yatay konuma bağlı bir fonksiyon olarak veren bir denklem olmalı. Bu bir fonksiyon, yani çarpma işlemi değil ve bu y en azından yatay konuma bağlı bir fonksiyon olmalı. Öyle ki herhangi bir yatay konum için yüksekliği verebilmeli. Mesela x eşittir 0 için fonksiyon bana yükseklik 3 metredir diyebilmeli. Yani x yerine 0 yazdığımda fonksiyon çat diye 3 cevabını yapıştırabilmeli. x yerine 1 yazdığımda fonksiyon değeri y 0'dır diyebilmeli. Veya mesela x eşittir 6 metre değeri için y değeri eksi 3'tür cevabını verebilmeli. Buraya girdiğim x değeri ne olursa olsun fonksiyon bana o yatay konuma karşılık gelen yüksekliğin ne olduğunu söyleyebilmeli. Bunu yapabilen bir denklem nasıl bir şey olmalı? Bulmaya çalışalım. x'in bir fonksiyonu olarak y artı 3'ten büyük, eksi 3'ten küçük olmamalı. İşte buna genlik deniyor. Yani bu yüksekliğe a genliği dersek yx bu genlikten daha büyük olamaz. Bu örnekte genlik 3 metre. Ama ben denkleme genlik yani A şeklinde yazıyorum. Çünkü bu her denkleme uygulayabileceğiniz genel bir denklem olacak. Şimdi dalganın şekline bakın. Sinüs veya kosinüs fonksiyonunun grafiğine benziyor. İyi ama hangisi? x eşittir 0 için y maksimum olduğuna göre bu olsa olsa bir kosinüs grafiğidir. Çünkü kosinüs 0 maksimum değerden başlar. O halde buraya kosinüs yazıyorum. Bir şeylerin kosinüsü. İnsanın direkt x yazası geliyor değil mi? Ama öyle değil. Eğer buraya x yazarsak, denklem herhangi bir dalgayı tarif edecek kadar genel olamaz. Düşünün. Burası sadece x olursa, x 2 pi'ye her ulaştığında kosinüs x başa döner. Çünkü parantezin içi 2 pi'ye her ulaştığında kosinüsün başa dönmesi gerekiyor. Oysa buradaki kosinüs grafiğine bakın, 4 metrede bir başa dönüyor. Başka bir dalgada 8 metrede bir başa dönebilir. Başka bir dalga, başka bir mesafede başa dönebilir. O halde burada dalganın başa dönmesi için x doğrultusunda ne kadar ilerlemesi gerektiğini belirtmem lazım. x tek başına buna yetmiyor. çünkü sadece x yazarsam, kosinüs her 2 pide bir başa dönecek. Ne yapacağım o zaman? Basit harmonik salınıcılarda oynadığım oyunun aynısını oynayacağım. Ve diyeceğim ki burası 2 pi bölü bu kez periyot demeyeceğim. Çünkü bu zamana bağlı bir fonksiyon değil. En azından şimdilik. Bu zamana bağlı bir fonksiyon değil. Sadece x'e bağlı bir fonksiyon. O halde paydada periyot olmayacak. Paydaya fonksiyonun başa dönmesi için gereken süreyi yazamam. Ama fonksiyonun başa dönmesi için gereken mesafeyi başka bir deyişle dalga boyunu yazabilirim. Yani iki tepe arasındaki mesafeye dalga boyu deniyor dalga boyunu Yunan harfi olan lambda ile gösteriyoruz. Yani bir dalganın uzayda başa dönmesi için gereken mesafeye dalga boyu diyoruz. Paydaya işte bunu yazıyoruz. Çünkü birimi metre. Ve son olarak bu kesri x ile çarpıyoruz. Bu şekilde eğer x eşittir 0 dersem kosinüs maksimum olur ve 3 sonucunu elde ederim. Eğer x tüm dalga boyunu kat etmiş ve 4 metreye ulaşmışsa, yani x bir dalga boyuna veya 4 metreye eşitse x yerine bir dalga boyu yazarım. Bu dalga boyuyla paydadaki dalga boyu sadeleşir ve parantez içinde bir tek 2 pi kalır ve kosinüs başa döner. Çünkü parantezin içi 2 pi'ye ulaşınca kosinüs başa döner. Bu dalgada da olan şey aynı. Her dalga boyunda bir başa dönüyor. Bir dalga boyu daha ilerlersek yine başa dönüyor. Bir dalga boyu daha gidelim yine başa dönüyor. Burada da aynı şey oluyor. Peki bu dalga denklemini bu dalgaya nasıl uygulayacağız? Denklem kosinüslü çıktı. Bu güzel bir şey çünkü dalga bir kosinüs dalgası. Dalga buradan başlayıp bu şekilde ilerleseydi sinüste kullanabilirdik. Ama bu dalga maksimumdan başladığı için biz kosinüs kullanıyoruz. Genlik yerine 3 metre yazıyoruz çünkü genliğimiz 3 metre. Çünkü su denge seviyesinin 3 metre yukarısına çıkıyor. Kosünüsü olduğu gibi bırakıyoruz. 2 pi de kalıyor ama lambda gidiyor. Çünkü dalga boyumuzun yani lambda'nın ne olduğunu biliyoruz. Lambda yerine dalga boyumuzu yani tepeden tepeye mesafeyi yazıyoruz. 4 metre. Dipten dibe olan mesafede aynı sonucu verir. Ki dip noktanın bir diğer adı da vadidir. İki vadi arasındaki mesafede 4 metre. Nasıl ölçersek ölçelim dalga boyu 4 metre. X yerine ne yazacağım? Bir şey yazmayacağım çünkü ben bir fonksiyon istiyorum ve bu x'e bağlı bir fonksiyon. Yani istersen buraya çeşitli x değerleri yazabilirim. Hatta yazayım. Bakalım fonksiyonumuz düzgün çalışıyor mu? x'i olduğu gibi bırakırsam bu bir fonksiyon olur. Bana herhangi bir x noktası için dalga yüksekliğini verir. Ama bunu test edebiliyor olmam lazım. Test edelim ve bakalım gerçekten işe yarıyor mu? x'i silelim ve yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdım da bu fonksiyon bana ne diyor? kosinüs parantezindeki her şeyin 0 olacağını söylüyor. Sıfır kosinüsünün 1 olduğunu biliyorum. O halde tüm bu fonksiyon bana 3 metre sonucunu veriyor. Doğru. Dalganın x eşittir sıfır konumundaki yüksekliği 3 metre. Bu deneme doğru sonuç verdi. Bir deneme daha yapalım. Diyelim ki yatay konumumuz 2 metre olsun. x gördüğüm yere 2 metre yazarsam ne olur? Bu fonksiyon eşittir 3 metre çarpı kosinüs. 2 kere 2 4 bölü 4 1'e eşittir. İçeride sadece pi kaldığına göre burası kosinüs pi olur. Ve kosinüs pi eksi 1'e eşittir. Demek ki sonuç eksi 3 oluyor. Ve eksi 3 metre sonucu yine doğru. Bu dalganın 2 metre konumundaki yüksekliği eksi 3 metre. O halde bu fonksiyon bize herhangi bir x konumu için dalga yüksekliğini veriyor. Bu süper bir şey. Ama muhtemelen bir sorun gözünüze çarpmıştır. Tamam iyi güzel de bu sadece tek bir an için geçerli. Oysa bu dalga hareket ediyor öyle değil mi? Bu dalganın tamamı kıyıya doğru hareket ediyor. Yani evet belli bir an için bu denklem dalga şeklini bulmamızı sağlıyor olabilir. Ama bir an sonra her şey alt üst oluyor. Artık x eşittir 2 için yükseklik eksi 3 metre değil. Ve x eşittir 0 için yükseklik 3 metre değil. Sadece buraya kadar çıkıyor. E ne yapacağız o zaman? Sağa doğru hareket eden bir dalgayı tek bir denklemde nasıl tanımlayacağız? Merak etmeyin, sandığınız kadar zor değil. Şunu bir silelim. Yine bu denklemden hareket edeceğiz. İhtiyacımız olan şey sadece x'e değil, zamana da bağlı olan bir fonksiyon. Yani bu fonksiyon sadece x'in değil, zamanın da bir fonksiyonu olmalı. Herhangi bir zamanda, herhangi bir konumdaki dalga yüksekliğini hesaplayabilmeliyim. Peki bu zamana bağlılığı nasıl sağlayacağım? Hatırlayalım. Buraya bir faz sabiti eklediğimde, yani kosinüs teriminin içine bir sayı eklediğimde dalga o nispette kayar. Bir sabit ekledim diyelim mesela, dalga sola doğru kaymış olur. Ama dalga sağa doğru ilerlediğine göre kayma miktarını kosinüsün içine artı değil eksi olarak koymam lazım. Yani çıkarma işlemi yapmam lazım. Çıkartma işlemi iyi hoş tamam. Dalgayı belli bir miktar sağa kaydırıyor. İyi ama burada sabit bir kayma miktarı yazdığım zaman amacıma ulaşamam. Çünkü sahildeki dalgalar bir miktar sağa kayıp zınk diye durmaz. Harekete devam eder. Bizim de sürekli olarak kayan bir dalgaya ihtiyacımız var. Yeterince parlak zekalıysanız şunu diyebilirsiniz. Bir dakika, bu faz kaymasına neden zamana bağlı kılmıyoruz ki? Bu sayede zaman ilerledikçe dalga da kaymaya devam eder. Yani eğer zaman büyüdükçe bu dalga kayması terimi de büyürse dalga sağa doğru ilerlemeyi sürdürür. Aynen öyle. Böylece hareketli bir dalgayı tanımlayan bir denklem elde etmiş olurum. Tamam peki. Ne yazayım buraya? Zormuş gibi görünebilir. İçinizden zormuş cidden nasıl bulacağız ki diye olabilirsiniz. Halbuki göründüğü kadar zor değil. Çünkü hani dalganın başa dönmesi için gereken mesafeye dalga boyu demiştim ya. Bir de periyot diye bir terimimiz var. Onu da büyük T ile gösteriyoruz. Periyotta da dalganın başa dönmesi için gereken süre. Yani tam bir periyot boyunca beklersem dalga o kadar çok ilerler ki eski haline geri döner. Aradaki farkı anlayamazsınız. Az önceki dalga ile bire birebir aynı şekilde görünür. Şöyle göstereyim. Diyelim ki böyle bir su dalgamız var. Bir tam periyot sonra dalga bu şekilde ilerleyerek az önceki görünümüne geri dönüyor. Başka bir deyişle dalga sahile doğru ilerliyor. Gözlerinizi kapatıp bir periyot sonra geri açtığınızda dalgayı tam olarak aynı şekilde görüyorsunuz. Bu bilgiyi burada kullanacağım. Fonksiyonun sadece bir dalga boyu sonra değil, bir periyot sonra da başa döndüğünü ifade etmek istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Yine aynı oyunu oynayacağız. Şimdi buraya doğrudan zamanı yazamam. Ama 2 pi bölü periyot yani büyük t yazabilirim. Sonra da bunu zamanla çarparım. Burada x her bir dalga boyunu tamamladığında veya dalga üzerinde bir dalga boyu kadar ilerlediğimizde aynı yüksekliğe denk geliyorduk. Çünkü bu terim komple 2 piye eşit oluyordu. Aynı şekilde her periyotta bir bu terimde 2 pi olacak ve tüm bu ifade tekrar başa dönecek. İşte dalga denklemi bu. İstersek bu denklemi biraz daha genelleştirebiliriz. Mesela buradaki kosinüsü sinüse dönüştürebiliriz. Yani eğer karşınıza bir sinüs fonksiyonuyla daha iyi tanımlanabilecek bir dalga çıkarsa. Mesela buradan başlayıp yükselen türde bir dalga. O zaman rahatlıkla bir sinüs fonksiyonu kullanabilirsiniz. Sonra hatırlayın buradaki eksi işareti dalganın soldan sağa ilerlemesini sağlıyordu. Burayı artı eksi yapabiliriz. Böylece dalga eksiyle sağa doğru, artıyla sola doğru ilerler. Yani buradaki işareti artı olursa denklemin tanımladığı dalga sola doğru hareket eder. Aslında teknik olarak bu denklemi biraz daha genelleştirmemiz mümkün. Nasıl? Buraya en sağa bir tane de sabit faz kaydırma terimi ekleyerek. Bunu eklersek denklemimiz dalganın mesela bu şekilde başladığı daha garip durumlarda da işe yarar. Yani bu terim sayesinde dalga bir sinüs veya kosinüs eğrisi şeklinde başlamak zorunda değil bir miktar kaymış bir şekilde başlamasına bir mahsur yok. Ama bu örnekte faz sabitiyle pek bir işimiz olmadı. Çünkü dalga maksimum noktasından başlıyordu. Öyleyse faz kaydırmamıza gerek kalmadı. İşte bu kadar. Dalga denklemi denen şey bu. Aradığımız şey buydu işte. Herhangi bir yatay x konumu için herhangi bir t anında dalganın yüksekliğini veren zamana ve konuma bağlı bir fonksiyon. O halde bu formülü gördüğümüz bu dalgaya uygulayalım bunu siliyorum. Bu dalganın zamanın tek bir anındaki, mesela bu fotoğrafı çektiğimiz anındaki ifadesi. Bu fotoğrafı t eşittir 0 anda çektik diyelim. Yani t eşittir 0 anında dalganın görüntüsü buydu. İşte bu fonksiyon dalganın zamanın o anındaki halini tarif eden fonksiyon. Oysa biz şimdi daha güzelini yapacağız. Herhangi bir x konumu ve herhangi bir t anında dalganın neye benzediğini tarif edeceğiz. Hadi bakalım. Genliğimiz ne? Ne olacak? Hala 3. Dalga asla 3'ten daha yükseğe çıkmıyor. Eksi 3'ten daha aşağı inmiyor. Dolayısıyla genliğimiz hala 3 metre. Ve x eşittir 0 ve t eşittir 0'da grafiğimiz maksimum noktasında olduğu için kosinüs kullanmaya devam edeceğiz. Başlayalım. 2 pi çarpı 2 pi x bölü lambda. Lambda değişmedi. Hala 4 metre. Çünkü grafiğin tekrar başa dönmesi için 4 metre mesafe gerekiyor. Yani grafiğin başa dönmesi için dalga üzerinde 4 metre boyunca yürümeniz lazım. Aslında bu biraz yanlış oldu. Bayağı hızlı koşmanız lazım. Çünkü siz yürürken dalgada ilerliyor olacak. Şöyle diyeyim. Siz 0'da duruyorsunuz, arkadaşınız da dörtte duruyor. İkiniz de aynı yüksekliği görürsünüz. Çünkü dalga her 4 metrede bir başa dönüyor. Peki buraya artı mı koyacağız, eksi mi? Dalga sağa doğru ilerlediği için eksi koyacağız. Buradaki faz sabitine ihtiyacımız yok. Çünkü dalga mükemmel bir kosinüs eğrisi olarak başlıyor. Öyle arada derede garip bir eğri olarak başlamıyor. Şimdi tek soru periyot yerine ne yazacağız? Demek ki burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Periyot verilmiş olsaydı hava hoştu ama bazen sorular o kadar kolay olmaz. Mesela bu dalganın sağa doğru 0,5 metre bölü saniye hızla ilerlediği bilgisini verebilirler. Bu dalga hızıdır. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Dalgayı konum ve zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlayan bir denklem yazınız. Tüm bu işlemleri yaparsanız bir noktada takılırsınız. Çünkü periyodu nasıl bulacaksınız? Şu bilgiden yararlanacağız. Hatırlayın, dalga hızı dalga boyu çarpı frekans olarak da verilebilir, dalga boyu bölü periyot olarak da. Yani eğer dalganın boyu ve hızı verildiyse periyodunu yalnız bırakabiliriz dalga boyunu grafikten çıkartabiliyoruz. O halde yazalım. Dalganın periyodu eşittir. Dalga boyu bölü dalga hızı. Dalga boyu 4 metre olduğuna göre hızımız neydi? 0,5. Bölü 0,5 metre bölü saniye eşittir 8 saniye. Bu 8 saniyeyi de burada periyot yerine yazdığımızda işlem tamam. Bu dalganın denklemi işte bu. Ve bu denklem harika bir şey. Bu dalganın yüksekliğini herhangi bir x konumu ve herhangi bir t anı için tanımlıyor. Yani x yerine 3 metre, t yerine de 5,2 saniye yazdığımda denklem bana bu dalganın 3 metre konumunda ve 5,2 saniye anındaki yüksekliği nedir sorusunun cevabını veriyor. Müthiş değil mi? Toparlayalım. Bu herhangi bir x konumu ve herhangi bir t anı için dalganın yüksekliğini veren dalga denklemi. Buraya Dalga sağa doğru ilerliyorsa eksi, sola doğru ilerliyorsa artı işaretini koyuyoruz.